Evet. Evet, herkese merhabalar. Ben Doktor Reysa Aydın. Engellilik araştırmaları tezli yüksek lisans programının tanıtım sunumlarına hoş geldiniz demek istiyorum. Oldukça kalabalık bir dinleyici kitlemiz olduğu için tek tek tanışmayı şimdi yapmayarak soru olan arkadaşlar soru sordukları zaman kendilerini tanıtırlarsa çok kısa birbirimizi tanımış oluruz. Birkaç katılımcılardan tanıdığımız arkadaşımız var. Şimdi ben şöyle bir yol izleyeceğiz. Engellilik araştırmaları tezli yüksek lisans programının ben koordinatörüyüm. Ben önce çok kısa bir sunum yaparak program hakkında sizlere küçük bilgiler paylaştıktan sonra şu anda bizlerle olan üç hocamız var. Aydan hocamızdan başlayarak biraz da erken kalkması, ayrılması gerekebilir hocamızın. Öyle bir daha önce konuşma geçti. Aydan hocamızdan başlayarak diğer hocalarımıza da kısa sunumlar için söz vereceğim ve daha sonra katılımcılarımızın sorularına hızlıca geçeceğiz. Yani biz beşer dakikalık sunumlar yapacağız diye düşünüyorum. Biraz uzayabilir. Ondan sonra da sizlerin sorularını alacağız. Host olarak ben aktif çalışıyorum. Bu konuda biraz kendimde heyecan duyuyorum ama asistanlarımızdan bir tanesi yok maalesef. Ilgın, seni host yapabilir miyim? Biraz yeni birisi gelirse alamaz mıyım diye. Peki ben başlayayım şimdi. Özür dilerim. Geriye almam gerekiyor. Engellilik Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı Sosyal Bilimler Enstitüsü içinde bir program. Bir görselimiz var, tanıtım görsellerimizde de onu paylaştık. Bu hepinizin bildiği bir fable'dan alınma bir görsel. İşte bir fili gözlerini bağlayan altı kişi farklı farklı tanımlıyor. Filin neresine denk geldilerse onu o şekilde tanımlıyorlar. İşte süpürge gibi tanımlayan var. Kuyruğunu gördüyse, filin dişini gördüyse. Herkesi mute'a aldık diye düşünüyorum ama mute'a almadıklarım eğer, bir dakika şöyle mutlayalım. Evet, herkesi bir sessize aldım şimdi. Bu Fable'daki durum gibi biz de engellilik araştırmalarında bir olay yaşıyoruz zaman zaman. Ve bu bizi neden bunu farklı disiplinlerin bir arada ele alması gerektiğiyle ilgili daha fazla bir yol almamıza neden oluyor. Şimdi engellilik araştırmaları veya Disability Studies İngilizce adıyla interdisipliner eğitimin gerekli olduğu bir alan olduğunu söyledim. Engelli hakları hareketinin akademik bir boyutu olarak dünyada ortaya çıkmış. 1960-70'li yıllardan sonra engelli hareketi bir hak mücadelesi olarak ilk önce Amerika, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde daha sonra da dünyanın birçok ülkesinde Avrupa'da yavaş yavaş kendini gösterdi. Ve bu programlarda bir akademik boyut kazanarak özellikle elit üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programları şeklinde oluşturuldu. Tanımlarına gelince bu tanımın da tıpkı Dünya Engellilik Raporu'nda Dünya Sağlık Örgütü'nün bu tanımın değişik versiyonlarını veya Engelli Hakları Sözleşmesi'nde evrilen bir tanım olduğunu söylediği gibi engellilik araştırmaları tanımı da evrilen bir tanım veya baktığınız yere göre de farklı şekilde tanımlayabilirsiniz. Şöyle ki bu sene tekrar bir engellilik araştırmaları güz okulu yapılıyor Boğaziçi Üniversitesi'nde. Burada da üçüncü senesinde. Burada da yine tanımlar konusunda hala tartışıyoruz farklı disiplinden öğretim üyeleri ile birlikte. Ama ben buraya iki tanım yazdım. Engellilik araştırmaları engelliliği bir
deneyim olarak kabul ederek, yani insan yaşamında karşımıza çıkabilecek bir deneyim olarak kabul ederek toplumdaki bireylerin tümüne yönelik politik, sosyal, ekonomik etkileri engellilik bazında inceleyen bir akademik alt disiplin diyebiliriz. Burada kültürel bağlam var, tarihsel bir süreç boyunca geçen farklı tutumlar ve kurumsal ilişkiler var. Ve tabii ki sosyal değişim var engellilik araştırmalarında ve değişim içinde belki bir zorlama var. Bizim yaptığımız bütün çalışmalar bu değişimi ortaya çıkaracak veya bu değişime yol açacak verileri de belki ortaya koyacaktır diye ümit ediyoruz. Biz 2014 yılında YÖK'e başvuru yaptık. Bu Türkiye'deki ikinci benzer program, birinci program Trakya'da engellilik çalışmaları özel eğitim ağırlıklı bir altyapıyla birlikte oluşturuldu. Yeşim Fazlıoğlu hocanın koordinatörlüğünde doktora ve yüksek lisans programları da var. Yani özel eğitim kökenliyseniz bu programlara direkt başvuruyorsunuz ve giriyorsunuz, kazanırsanız. Değilseniz de bir hazırlık sınıfına tabi oluyorsunuz bir dönem. O derslerden sonra eğer başarılı olursanız yüksek lisans veya doktora öğrencisi olabiliyorsunuz. Bizim farkımız şu bu programın. 4 yıllık lisans mezunu olan herkesi biz bu programa kabul edebiliyoruz. Hangi koşulda? Sizden bir başvuru mektubu istiyoruz ve yapacağınız çalışmalarla ilgili bize bir sunum yapmanızı istiyoruz. 1000 kelimelik ve bunu değerlendiriyoruz. Eğer bununla ilgili bir sorun olmazsa, yani burada yapacağınız şeylerle ilgili biz de kani olursak ki bu programda siz gerçekten bir hem bizden bazı şeyler alabileceksiniz hem de engellilik alanına katkınız olacak. O zaman bu programa kabul ediliyorsunuz. Bu program 2017-2018 yılında açıldı. Gelişmiş ülkelerdeki örneklerde olduğu gibi engellilik olgusunu yaşam deneyimi olarak algılıyoruz ve daha çok sosyal modele dayalı bir eğitim vermeyi hedefliyoruz. Ama bu arada bizim programın bir farkı var. Benim de tıp kökenli olmam nedeniyle, Aydan Oral hocam da benim aynı kürsüde olduğum fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı hocamdır. Biz tabii tıbbi yaklaşımların da etkilerini biraz daha vurguluyoruz. Çünkü bunun da diğer engellilik çalışmaları dünyadaki programlarda, yani bu hep azımsanarak vurgulandı. Bizim programda birazcık daha biz tıbbi odağı da öne çıkarıyoruz. Biz tıp odaklı olduğumuz için, ama şunu demiyoruz. Tabii ki bu sosyal model dünyayı etkiledi. Medikal modelle sosyal modelin birleşiminden sonra şu anda zaten daha farklı modeller, hak temelli model şeklinde evrildi. Ve bunlarla ilgili tabii ki literatürü takip edeceğiz hep birlikte. Çok farklı söylemler var. Evet, programlarımızdaki öğrenci sayılarını gösteren bir slide paylaşıyorum. 2017-2018'de güz döneminde başladık. 2017-2018 bahar döneminde de başvuru aldık. Yani biz tahmin edemedik orada nasıl bir dinamik olacağını. Çok iyi bir dinamik oluşmadı. Bahar dönemi öğrencileriyle güz dönemi öğrencileri farklı dersler alınca derslerde iyi bir sonuç alamadık. Giriş dersleri ve hukuk dersi birinci dönemdir. Onlar olmayınca ikinci dönemden başlayıp geri dönmek çok başarılı olmadı. O yüzden 2018'den itibaren sadece güz döneminde öğrenci alıyoruz. 27 öğrenci almışız. Şu anda tez aşamasına gelen 16 öğrencimiz var. Yani arada kayıp öğrencilerimiz de var ama çoğunluğu devam etti diye düşünüyorum. Az sayıda öğrenci alıyoruz ama bizim için önemli olan daha çok nitelik. Derslerimize şöyle bir bakarsak, giriş dersinin öğretim üyesi benim, sorumlu öğretim üyesi. Meltem Delen Hoca İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi bölümünden bilimsel araştırma tekniklerimizi bu yıldan itibaren, geçtiğimiz yıldan itibaren o anlatmaya başladı. Aydan Oral Hocamızın dersi seçmeli bir ders. İlk iki dersimiz giriş dersi ve araştırma teknikleri zorunludur. Bir zorunlu ders daha var mı burada? Hayır, yok. Birinci dönemde iki zorunlu dersimiz var. Onun dışında sağlık, işlevsellik, engellilik,
engelli kitle iletişim araçları, teknoloji dersimiz, sosyal inovasyon dersimiz ki Zümrüt hocamız burada biraz o konuda bilgi verecek. Fatih hoca maalesef bugün katılamadı. Refah devleti, sosyal haklar ve politika dersimiz ve engellilerin kamusal hakları. Şebnem Sayhan hoca, kendisi de hukuk kökenlidir ama siyasal hocası. Bu ilk dönem derslerimiz. İkinci dönem derslerimize gelince onlar da zorunlu olan dersler engelli hakları ve seminerdir. Engelli hakları dersinin sorumlusu Kerem Hoca. O biraz sunum, kısa bir sunum yapacak size. Onun dışında da sosyal psikoloji, mimari dersimiz var, evrensel tasarım, spor dersimiz, sosyal psikolojide nitel araştırma teknikleri, istihdamla ilgili bir dersimiz var. Geçen dönem açılmadı ama bu dönem katılımcılara göre açılabilir. Bu tip derslerimiz var. Aşağı yukarı benim sunumum bu kadar. Daha fazla sunum yapmak istemiyorum. Bu şeyi kaldırayım, stop share diyorum. Evet. Ve sözü Aydan Oral hocama bırakmak istiyorum. Ben kendi dersimle ilgili daha sonra konuşulursa söz alırım. Aydan Oral hocama bırakmak istiyorum. Dersiyle ilgili ve programla ilgili görüşlerini hocam paylaşabilir. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Resa hocamıza en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Böyle bir programı açmış olduğu için bu alanda öncü bir faaliyette bulunduğu için. Benim bu programdaki dersimin adı Sağlık, İşlevsellik ve Engellilik. Esas olarak ICF olarak bilinen International Classification of Functioning Disability and Health önemi vurgulanmak istenmekte bu derste. Teşekkür ederim. Videomu da görebiliyorsunuz herhalde, değil mi? Görüntümü de. Evet hocam. Ve de hakikaten ICF sosyal modeli de çok fazlasıyla içerdiği için çevresel faktörler ve kişisel faktörler komponentleri dolayısıyla sağlığa bir bütün olarak baktığı için bu program için uygun bir ders ve bu bilinerek eğer engelliliğe yaklaşılırsa engelliliği çok kapsamlı ve bütün yönleriyle anlayabilmek mümkün. Ben bu sınıflamayı, özelliklerini ve bu sınıflamaya göre nasıl araştırma yapılması gerektiğini, çünkü ICF birçok alanda kullanılan sağlık örgütü, sınıflandırma ailesinin bir üyesi olarak 2001 yılında dünya kamuoyuna sunulan bir sınıflandırma, araçları şekillendirebilmek mümkün. O yönüyle dersimde, seçmeli dersimde eğer öğrencilerimiz seçerler ise araştırmalarla bir bölümde yer alıyor. Ben bu programda yer almaktan derece mutluyum. Fevkalade bir program. Resa hocamıza tekrar teşekkür ederken eğer öğrencilerimiz seçerlerse bu dönemde bu dersi anlatmaktan gurur duyacağımı belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Ben Aydan Hoca hakkında, ben hocalarımız hakkında çok kısa bilgiler de paylaşayım. Aydan Hocam fiziksel tıp ve rehabilitasyon ana bilim dalının şu anda en kıdemli öğretim üyesi. Benim de hocam diyorum ama aramızda çok yaş farkı yok. Öyle deyince sanki çok zaten anlaşılıyor ama öyle değil yani. Birlikte çalıştık ama ben çok şey öğrendim hocadan. Benden kıdemliydi tabii. Şu anda da dünyadaki bütün fiziksel tıp ve rehabilitasyon, yani hem dünya hem Avrupa'daki FTR hekimleri arasında bizim branşımızı temsil eden, en yüksek düzeyde temsil eden hocamız. Araştırma düzeyinde çok önemli katkıları var. Cochrane rehabilitasyonu kurdular. Dergilerin editörleriyle birlikte pek çok çalışmalar yapıyor. Çok fazla araştırmaları var. Hocamız bize özellikle engellik araştırmalarında, evet, sağlık boyutu belki diğer engellik araştırmaları programlarına göre yani onlarda çok
fazla üstünde de durulmuyor ama şu anda yeni modeller çalışıldığında sağlığın aslında ne kadar da beden embodiment denilen yani bedeni etkilediği için sağlıkla ilgili her türlü durum engellilikte bu bedenselleştirerek engelliliğin algısını toplumsal etkiler, çevresel etkilerle birlikte bu da öne yavaş yavaş çıkıyor. Dolayısıyla bu bakış açısını bu programdan almanız da mümkün olacak. Aygan Hoca'nın hem araştırma düzeyinde hem de bu sağlık boyutunun farklı boyutlarını algılamanız düzeyinde derslerinin katkısı çok. Geçtiğimiz dönem olmadı ama ondan önce iki dönem arkadaşlarımız bu dersi alabildiler. İnşallah bu dönemde de ilgili konularla ilgili arkadaşlarımız oldukça bu ders açılabilir. Hocam ayrılacak mısınız? Size soru sormak isteyen varsa hemen soru alalım. Yoksa diğer hocalarımın sunumlarına geçeceğim. Tabii memnuniyetle. Yarım saat daha memnuniyetle kalacağım. Çok önemli bir toplantı. Diğer öğretim üyesi arkadaşlarımızla birlikte ve katılımcılarımıza dinlemek arzu ediyorum. Bir soru sorabilir miyim? Bir şey söyleyeceğim. Diğer hocalarımız da sunum yapsınlar. İlk soruyu Aydan Hoca'ya alalım. Hemen ben buradan Zümrüt Hocam'a veya Kerem Hocam yoldaki durumunuz nedir? Ben hocam şey yapabilirim. Yani sunum Kerem yapabilirim. Kerem Hoca'ya söz verelim. Zorunlu derslerden. Peki, teşekkür ederim. Zümrüt Hoca'yı daha sonra alalım. Giriş sırası da öyleydi. Buyurun Kerem Hocam. Öncelikle herkese saygılar, sevgiler. Bu programı seçmeyi düşünen arkadaşlara da özellikle stajda tavsiye ederim. Bu program bir defa en farklı özelliği farklı disiplinlerden hocalardan oluşuyor olması. Ben de hukuk fakültesinde bir hoca olmam sebebiyle engelli hakları dersini veriyorum. Burada tabii sizin hemen ilk endişeniz farklı disiplinlerden kişiler olunca işte hukuk eğitimindeki o kelimelerden kaynaklanan kendi içerisindeki teknik disiplinden kaynaklanan hiyerarşisi ve de mantığı açısından zorlanabileceğiniz gibi bir düşünceye sahip olabilirsiniz ama böyle bir durum söz konusu değil. İlk başta zaten eğitimimizin ilk başında ilk haftalarda özellikle tamamen hukukun temel ilkelerini ve prensiplerini anlatıyorum. Bunun kapsamı içerisinde idari hukuku ve anayasa hukuku ağırlıklı olarak bir süreç yürütüyoruz. Ondan sonrasında biliyorsunuz engelli hakların iki temel mevzuatı var. Bunlardan bir tanesi engelli hakları sözleşmesi ve diğeri de engelli hakkında kanun. Biz buradaki yer alan temel hak ve hürriyetleri inceliyoruz. Bunları incelerken de özellikle saha içerisindeki tecrübelerden yararlanaraktan yani bunun başında özellikle idare mahkemesinin kararları, sonrasında bölge idare mahkemesinin kararları, Danıştay kararları, Anayasa Mahkemesinin kararları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları. Bu dediğim gibi metinleri okunması zor olan metinler değil. Bunlar zaten çok rahatlıkla temas edebileceğiniz metinler. Bunları birlikte yorumlamak da zaten birlikte öğrenmemize sebebiyet veriyor. Çünkü ben şuna inanıyorum, farklı disiplinden arkadaşlarla beraber konuları incelediğimiz zaman bu çok büyük bir zenginlik getiriyor. Çok büyük bir farklı bakış açısını kazandırıyor. Bunun dışında aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını da inceliyoruz. Bu aynı şekilde özellikle dil bilen arkadaşlar açısından çok büyük bir avantaj da sağlıyor. Çünkü o kararlar kendi içerisinde çok detaylı olaraktan hakların ne şekilde kullanıldığını, bunların hangi durumlarda ne şekilde ihlal edildiğini göstermesi açısından da önemli. Bunların dışında ben bu dersi alan arkadaşlara özellikle vermek istediğim hususlardan bir tanesi kendi hakları ile ilgili olarak da nerelere başvurulacağını, ne gibi haklara sahipler, bunun işte bu hakların ihlal edilmesi durumunda bunun en ucuz ve en kolay yolda ne şekilde çözümü sağlanabileceği, hangi mercilere başvurulacak konusunda da fikir sahibi olmalarını özellikle sağlamaya çalışıyorum. Benim söyleyeceklerim bunlar hocam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Zümrüt hocam sizi alalım mı? Şimdi Zümrüt Ecevit Satı Hocam, Siyasal Bilgiler Fakültesi doçent doktor. Bizim sosyal inovasyon dersimizin öğretim üyesi. Şimdi hocamın sunumunu kısaca dinleyelim. Buyurun hocam. Evet, ben İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görev alıyorum. İşletme bölümü öğretim üyesiyim. Ana bilim de üretim yönetimi ve pazarlama.
Aslında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde olmamın program açısından şöyle bir bakış açısı kazandırdığını düşünüyorum. Bir tarafta özel sektör, bir tarafta kamu sektörü, diğer tarafta üçüncü sektör dediğimiz sivil toplum kuruluşlarının olduğu bir alanın nasıl yönetilmesi gerektiği ve bu alandaki organizasyonun, planlamanın, yürütmenin ve denetimin aynı zamanda nasıl ele alınması gerektiği konularındaki çalışmaların mikrofonunuz kapalı hocam. Gördüm tekrar. Engellilik çalışmalarına yönelik etkilerini değerlendirme noktasında ki bakış açısını mümkün olduğu kadar ben de programa aktarmaya çalışıyorum. Programdaki seçmeli dersim sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik. Aslında programda özellikle bu alandaki bakış açısında yeni, farklı, mevcut uygulamalara farklılık kazandıracak özgün bakış açıları geliştirmeye, katkı sağlayabileceğimiz yönleri geliştirmeye çalışacağım bir ders içeriği oluşturmaya çalıştım. Bu ders içeriğimde öncelikle neler paylaşmaya çalışıyorum? Sizlere bunları paylaşmak istiyorum. Bu ders içeriğimizde öncelikle inovasyon, çünkü bu işin odağındaki bakış açısının nasıl şekillendiği oldukça önem taşıyor. Ve biz bu mevcut bakış açısını yeniden şekillendirmek, yeniden ele almak üzere, yani önce kendimize yönelik bir keşfe doğru nasıl gitmemiz gerektiği, daha sonra çalıştığımız kurumlar, kuruluşlar, içinde bulunduğumuz toplumun çeşitli farklı sorunlarına yönelik bakış açılarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu nedenle öncelikle inovasyon yönetiminin, ki temelde işte yenilikçilik, yenileşim gibi kavramlarla karşılık bulmaya çalışan, ya mevcut uygulamalara yeni bir yaklaşım ya da hiç mevcut olmayan kökten bir yapının yeniden kurulması, bir ürünün, bir hizmetin sunulması, yeni bir teknolojinin ortaya konulması ve sözünü ettiğimiz birçok alanda bunların nasıl hayata geçirilmeye çalışıldığına yönelik yaklaşımları değerlendirmeye çalışıyorum. Daha sonra da sosyal inovasyonla birleştiriyorum ki sosyal inovasyon aslında inovasyonun bir türü olarak gelişmiş ama daha sonra şu anki uygulamalara baktığımız zaman tamamen toplum ve toplumun içinde yer alan sorunlara ve gereksinimlere olan talebin giderek daha artması nedeniyle çok daha iç içe girmiş, beraber ağlar içinde yaşadığımız, bir noktadaki sorunun bütün dünyadaki yapıları etkileyen bir ortamda bu konunun kendi başına özgün bir yapısı oluşmaya başladı. Bu nedenle başlı başına bir alan olarak incelenmeye başladı. Ve bu bakış açısını özellikle engellilikle ilgili çalışmalara yönelik yaklaşımlar içindeki sorun ve gereksinimlerle nasıl birleştirebileceğimi konusundaki çalışmaları ele alıyoruz. Örnekler, yani hem ulusal hem uluslararası düzeydeki örneklerle, özellikle ben kendi dersimde bu alanda yapılmış yeni çalışmaları ama öncelikle de ulusal alandaki çalışmalara bakıyoruz. Eksiklikleri ve yapılan çalışmalardaki yönlerdeki odaklanılan noktalar da tabii bizim için önemli ama ele alınmayan ve ele alınması gereken konuları da biraz ön plana çıkarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Bir yönü de dersimin sosyal girişimcilik, aslında bazen diyorum yani dersin şeyi yetmiyor, bu içeriği oldukça böyle şey dolu dolu incelemeye çalıştığımız bir alanda bu sözünü ettiğimiz yapının aslında sürdürülebilir olması için bir girişimle desteklenmesi gerekiyor. Ve bu girişimlerle de desteklenebilmesi için bizim çok sayıda bu düşüncelerimizi hayata geçirebileceğimiz bir proje ve birlikte çalışabileceğimiz
takım, ekip çalışmasını öğrenebileceğimiz, bir sorunu başkalarına nasıl ifade etmemiz, amacımızı nasıl ortaya koymamızı gerektiğini gösterebileceğimiz böyle bir iş planı gibi düşüncelerimizi başkalarına kabul ettirip bunun arkasında durmamızı sağlayabilecek altyapıyla da destekleyerek ortaya koyabileceğimiz çalışmaların nasıl ele alınması gerektiğini göstermeye çalıştığım bir ders içeriğim söz konusu. Bu dersi vermekten büyük bir keyif alıyorum. Büyük bir mutluluk duyuyorum. Derse katılan, şu ana kadar birlikte olduğum ve şu anda da bizlerle olan arkadaşlarım da var. Onların güzel enerjileriyle de bu çalışmaları mümkün olduğu kadar doğru bir şekilde programın amaçları doğrultusunda yerine getirmeye çalışıyorum. Reza hocama da bizleri sizlerle buluşturduğu için, böyle güzel bir ortamda bir araya getirdiği için de çok teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkürler. Çok sıcak ve güzel bir sunum yaptınız. Bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Arkadaşlar belki dikkatinizi çekiyordur. Bütün hocalarımız çok, biz böyle şey bir ekibiz yani. Çok istekli, böyle öğrencilerle çok yakın ilişki kurmak isteyen bir ekibiz. Bilmiyorum bütün programlar böyle mi ama bu biraz özel bir program galiba. Disiplinler arası olmasının mı etkisi bilemiyorum. Çünkü birbirimizle ne zaman bir araya gelsek biz de çok fazla şeyler öğreniyoruz. Özellikle ben öyle hissediyorum, ben kendi adıma. Ve alan adına da çok mutlu oluyorum. Çünkü bu alan daha çok yeni bir alan. Evet, zannediyorum bir de Neşe hocam var. Girerken fark ettim. Hocam, kendinizi bir sesli hale getirir misiniz? Neşe hocam? Bakıyorum. Evet, sesli hale getirdim sanıyorum. Evet, sizi de dinleyelim. Başka hocamız yok galiba. Buyurun hocam. Hocam hemen. Çok teşekkür ediyorum. Bu toplantı için de organize ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Geç girebildiğim için kusuruma bakmayın. Cep telefonumda benim ön kamera problemli olduğu için, kamera nedeniyle bilgisayardan bağlanmak için kendime mail atmıştım. Bir türlü bilgisayardan Zoom'a bağlantı kuramadım. Kuruncaya kadar siz başlamıştınız. Başını kaçırdım. Çok özür diliyorum. Tüm arkadaşlardan da. Program hakkında çok kısa bir bilgi verdim. Sizlerle paylaştım, sunumu paylaştım. Herkesten, her hocamdan bir beşer dakika kendi dersiyle ilgili bir sunum yapmasını, belki kendi etkinlikleri de istedim. Sizi de tanıtmadım. Aynı zamanda Neşe Kars Tayanç, soyadını, ikinci soyadını da kullanıyor. Neşe Hoca bizim Engeller Araştırma Merkezi'nin yönetim kurulu üyesi. Zümrüt Hocam'la birlikte ikisi de müdür yardımcılarımız. Daha önce Kerem Hoca da Engelli Araştırma Merkezi'nin yönetim kurulundaydı, 2 yıldır değil. Aydan Oral Hocam da Engelli Araştırma Merkezi'nin kurucu başkanıdır. İlk kurucumuzdur. Ben onunla birlikte çalıştım. Bütün bir kariyerim boyunca da hep birlikte çalışma şansım oldu. Aydan Hoca'dan sonra müdürlük görevini ben üstlendim. Yani aslında burada gördüğünüz öğretim üyelerinin hemen hemen hepsi merkezimizin de yönetim kurulunda yer aldılar. Neşe Hocam da İletişim Fakültesi. Sinema, televizyon, radyo, sinema, televizyon. Sonra sadece sinema, televizyon galiba hocam. Yok, yine radyo, televizyon, sinema hocam. Bölüm başkanlığı yaptı. Şimdi de bizim programında başından beri hem programın da kurucusu ve Neşe Hoca, Zümrüt Hoca ve ben, üçümüz bu başvuruları da bu üç grubu üçümüz değerlendiriyoruz. O yüzden hocamızın da burada olması çok iyi. Hem kendi dersi hakkında hem de belki biraz da alacağımız öğrenciler hakkında da kısa bilgi verirsiniz hocam. Buyurun. Tamam hocam. Merhaba arkadaşlar, değerli hocalarım, sizi uzaktan da olsa böylece kamera aracılığıyla görmekten de çok mutlu oldum. Resa hocamın dediği gibi ben Engelli Araştırma Uygulama Merkezi'nin kuruluşundan beri aşağı yukarı çalışmaların içindeyim. Son 6 yıldır mı hocam, 8 yıldır olabilir, emin değilim, müdür yardımcısı olarak, yani 2-3 dönem, 3. dönem oluyor bu. Görev alıyorum. Resa hocamla birlikte olmaktan çok zamansal açıdan katkılarım olamadığında çok üzülmekle birlikte onunla çalışmaktan
Ben de çok şeyler öğreniyorum. Bir şeyleri üretip paylaşabilmekten de çok mutlu oluyorum. Benim dersimle ilgili İletişim Fakültesi öğretim üyesiyim ben. Ve 30. yılımı tamamladım asistanlıktan itibaren. Zaman çok hızlı geçiyor. Ben hiç kendi bu kadar zaman dayanabileceğimi kendime inanmıyordum açıkçası. Ama daha yeni başlamışım kadar da şevkli çalışıyorum. Bu da enteresan bir şey olsa gerek herhalde. Bu dersi vermekten de mutlu oluyorum. Öğrencilere ve daha doğrusu alana çıkacak arkadaşlarıma bir ufuk açmak istiyorum. Çünkü benim alanım, Aydan Hocam çok güzel şeyler söyledi. Zümrüt Hocam öyle, Kerem Hocam öyle. Çok spesifik alanlar. Gerçekten o dersleri alarak o alanlarda bir şeyler öğrenme şansı var. İnsan durup dururken o alanlarda kendi kendine açıp okuma yapmaz. Ama benim alanım öyle değil. Herkes radyo dinleyebiliyor. Herkes televizyon seyredebiliyor. Herkes sosyal medya kullanıcısı. Şu anda bağlantı kurduğumuz ortam bile bir iletişim ortamı. Dolayısıyla herkesin hem elinin altında bulunan hem kendi bilgisi, becerisi, kullanımı ölçüsünde günlük hayatına giren ve herkesin şöyle diyeyim tırnak içinde uzman olduğu bir alan. Ama bu uzmanlıklar biraz daha farkındalık yaratmaya nasıl yönlendirilir? Benim temel bakış açım bu ders kapsamında bu. Çünkü herkes iletişim araçlarını kullanınca bu araçlar konusunda kendini gerçekten yetkin hissedebiliyor. Ama işin bilimsel boyutu da var. İşin kullanımsal boyutu da var. Bu kullanımsal boyutlardaki hileleri de belki anlatmak gerekiyor. Çünkü iletişim fakültesi olarak bizim aslında işimiz bu. Kitleleri, geniş yığın yığın insanları ikna edebilmek için en etkili iletişim stratejisi nedir, modeli nedir? Bunu yaratabilmek açısından da hangi teknik ve taktikleri kullanmak gerekir? Bunun içine hileler de giriyor. Renk etkisi de dahil, boyutlar, büyüklükler, karakter, kullandığım farklı karakterleri de dahil. Dolayısıyla engelli bireylerin hem çalışma ortamları olarak kitle iletişim araçlarının radyo, televizyon, sinema, internet ortamlarında, reklam ortamlarında kullanımı, yani kendilerinin çalışan olarak bu araçları nasıl kullanacakları ve bu araçların konusu olarak engelli bireylerin temsiline, onlara yer verme ve nasıl tırnak içinde yine gösterildiğine, nasıl konu edildiğine ilişkin bir yakından bakmak gerekiyor. Dolayısıyla bu dersi gerekli gördük. Böyle bir iletişimle ilgili bilgi de verilmesi gerekiyor diye gördük bu program açılırken ama herkesin aynı oranda ihtiyacı olmayabilir. Zorunlu bir ders değil, seçmeli bir ders olarak ihtiyacı olan arkadaşların daha iletişim araçlarını hem kullanırken hem orada çalışırken hem izleyici ve katılımcı olarak sosyal medya üzerinden özellikle de katılımcı olarak nasıl yaklaşacaklarını ve bunun analizini yakından bakıyoruz. Dolayısıyla ders kapsamında ilk birkaç hafta kitle iletişim araçlarının özellikleri, iletişim modelleri, iletişim sürecinin nasıl işlediği, bu süreç içinde kitleler söz konusu olduğunda aktif bireylerin bizi tercih etmesi için ne gibi taktiklere başvurmamız gerektiği, dersin ilerleyen kısmında da var olan izleyiciye sunulmuş olan içeriklerin engelliler bakımından nasıl konu ve temsil edildiklerini analiz etmeye yönelik olarak kitle iletişim araçlarının özellikle sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan araştırma yöntemlerinin
Kısa bir, çünkü sosyal bilimlerde araştırma yöntem ve teknikleri dersi de var zorunlu olarak bu programda. O dersin kapsamı dışında kalan analiz yöntemlerini biraz öğrencilerle paylaşarak aktarmak. Sonrasında da örnek analizler yaparak dersin kapatılmasını öğrencilere verimli olmuş bir şekilde umuyorum tabii ki sağlıyoruz. Bu program açıldığı zamandan beri ben bu dersi veriyorum. Bu ders kapsamında yapılan dönem ödevlerinden büyüterek test konusu haline getirdiklerimiz oldu. Hatta programımızın ilk yüksek lisans tezini hazırlayarak mezun olan öğrencimiz de benim danışmanlığımda bir kitle iletişim araçları ile engellilik buluşmasını 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Türkiye'de yazılı basında yapılan haberleri 20 yıllık bir süreçte inceleyerek bir analiz yaptı ve bu analizlerinde de özellikle dünyada yeni yeni gelişmekte olan analiz modellerini öğrencimiz buldu, ortaya koydu. Klakson'un modeli diye bir model getirdi. Neymiş o diye. Ben de öğrencim getirdiği zaman öğrendim. Arama kriterlerinde böyle bir yeni modellemeler de var. Dolayısıyla her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Ben de bir şey öğreniyorum. Öğrencilerime de bir şey aktarıyorum. Zevkle geçiyor derslerimiz. Bol bol bölüm izletiyorum. Sinema filmlerinden olsun, televizyon dizilerinden olsun, haberlerde olsun, kullanılan dil bakımından, gösteriler bakımından ve özellikle son yıllarda tabii ki hayatımıza fazlaca giren ve hepimizin de birer kullanıcısı olarak uzmanı olduğumuz sosyal medyanın da bu konuya nasıl yaklaştığı ya da sosyal medya içeriklerini kullanımcılar olarak bizler üretirken nelere dikkat etmemiz gerektiği, engelli farkındalığının yaratılması ve sürdürülmesi ve artırılması konusunda, engelli bireylerin engelli engelli diye sürekli tekrarlanmasından yana hiç değilim. Çünkü hepimiz insanız, hepimizin hayatta yaşayabileceği deneyimler var. Engellilikte bu deneyimlerden bir tanesi, yeter ki toplum engel çıkarmasın. İşte kitle iletişim araçları hangi geleneksel kalıplarla yönetiliyor ve içerikleri oluşturuyor. Bu bizim özellikle ilgi alanımıza giren bir konu oluyor tabii ki. Bu programın oluşmasında Resa Hocam izin verdiği için hani programla ilgili öğrencilerimizin hedefleriyle ilgili de bir iki bir şey söylemek istiyorum. Umarım çok başvurumuz olur. Bu pandemi süreci nedeniyle öğrencilerin, daha doğrusu hepimizin biraz motivasyonu düştü, ilgimiz azaldı. Belki yüksek lisans yapma istekleri azalmış ya da zayıflamış olabilir ama gerçekten ister uzaktan öğretim şeklinde, ister örgün öğretim, yüz yüze öğretim şeklinde olsun. Biz ders içeriklerini hocalarımızı da burada gördüğünüz kadarıyla hem yetkin hem eğlenceli hocalar olarak görmenizi istiyorum. Bu programdan alacağınız çok şeyler olacak. Ve programın sürdürülebilir olması açısından, nihai başarısı açısından yarım bırakılmamasını özellikle ben talep ediyorum. Çünkü öğrencilerimiz tez aşamasına geldiği zaman biraz zorlandıklarını ve bu kadar zorlanmaya da değmeyecek bir çalışma içine girdiklerini düşünüyorlar. Halbuki bu sizin için bilgi genişletmesinin sonu yok. Ben de dediğim gibi her geçen gün yeni bir şey öğreniyorum. Sizler de tabii ki öğreneceksiniz. Bu öğrenme sürecinin bitmeyen bir hayat yolculuğu olduğunu baştan kabul ederseniz eğer, programın devamlılığı açısından da tezinizi bitirip mezuniyet belgenizi almadan yarım bırakma hedefiyle lütfen başlamayın, başvurmayın diyorum.
ve dersleri olabildiği kadar aksatmadan takip edin ki hepimiz etkileşim içinde olabilelim. Şöyle de bir şey oluyor çünkü bir grup arkadaş bir hafta geliyor. Örgün öğretim, yüz yüze öğretim döneminden söz ediyorum. Belki bu dönemden itibaren uzaktan öğretimi de deneyimleyeceğiz bu programda. Bir sonraki hafta sınıfın başka bir grup arkadaşlar geliyor. İşte geçen hafta gelen bir kişi ya da iki kişi oluyor. Dolayısıyla her hafta bir önceki haftayı tekrar etmek gerekiyor. Geçen hafta ben yoktum hocam, kaçırdım hocam diyenler çoğunlukta olunca böyle şey çift dikiş giden ve akmayan bir ders içeriği oluyor. O da çok sevimli olmuyor. Hani baştan planladığımız 14 haftalık bir ders planımız var, bir müfredat içerik yükümüz var. O yükü tamamlamak için son kısımlara doğru son 3-4 haftada çok sıkışıyoruz, daha uzun uzun dersler yapıyoruz. Ben önceki yıl kalabalıktı da sınıf. O kalabalıklıkta dersim öğleden sonraydı, yani akşam üzeriydi dersler genellikle 5'ten sonra yapıyoruz. Benimki 7 gibiydi galiba. 11'lere kadar fakültede kaldığımız haftalarımız oldu ki yetiştirebilelim, bitirebilelim diye. Şimdi uzaktan öğretimde öyle bir şey olmayacaktır. Hani 11'de çıkıyoruz. Fakülteden nasıl gideceğiz gibi bir endişemiz olmayacak. Muhtemelen hepimiz evden yapacağız uzaktan öğretim bağlantılarımızı ama düzenli devam edebilecekseniz ve programın en başından başladım ve buradan diploma almadan gitmeyeceğim, kovsanız da gitmem diyecekseniz katılımcı olun demek istiyorum. Sizlerle varız hepimiz. Öğrencilerimiz olmazsa kendi kendimize oturup dersler anlatacak halimiz yok elbette. Lütfen ilgi gösterin, lütfen algılarınızı açık tutun demek istiyorum. Herkese başarılar. Teşekkür ederim Neşe Hocam. Şimdi öğrencilerimiz Aydan Hoca zannediyorum hala burada, Aydan Hoca'ya ve Kerem Hoca da erken ayrılacaktı veya işte hocalarımıza özellikle buradaki öğretim programla ilgili değil de derslerle ilgili onlara soracağınız soru varsa soruları alalım. Soruyu soran arkadaşımız da çok kısaca kendini tanıtsın, nereden katılıyor, daha önce ne yaptı, ondan sonra sorusunu alalım. Evet, kim sormak ister, isterseniz chat'e de yazabilirsiniz. Biz de şöyle açıyorum. Soru sormak isteyen var mı? Eğer şu anda aklınıza bir soru gelmiyorsa, Aydan Hocam ayrılmak istemişti. O ayrılabilir. Ben Ilgın'a ve Yelda'ya ve İrem'e söz vermek istiyorum. Daha önce programda olan öğrencilerimizden birkaçı burada. Evet. Aydan Hocam teşekkür ederim. Ben bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Ben çok teşekkür ederim. Hocam. Buyurun. Ben umumi bir soru soracağım yani hocamın şahsına değil de bu yüksek lisans programı YDS istiyor mu? İstiyorsa ne kadar istiyor? Evet. Şimdi yabancı diliniz olması gerekiyor yani en az 50 veya 60 civarında YDS ve eşdeğerlilik programın başvuru kılavuzlarında var. Tekrar bakarım ben ama tam 50 miydi 60 mıydı bilemiyorum. Belki 50 hocam. 50 puan. 50 puan hocam. 50 puanmış. Bir şey söyleyeyim. Geçen senelere kadar bizim bir özel öğrenci alma durumumuz vardı. Yani özel öğrenci dediğiniz zaman yabancı dili de ailesi de olmayınca yine de programa başvuruyordu. Biz kabul edersek 3 özel öğrenci alabiliyorduk. Ve bunlar eğer bir sonraki dönem hemen yabancı dil ve ALES'lerini gerekli puanı alırlarsa programa devam edebiliyorlardı. O dersleri de almış sayılıyorlardı. Fakat bu sene yönetmeliğimiz iyi oldu. Biz artık özel öğrenci alamıyoruz. Yani bunları eğer kazanamadıysanız veya daha önce girmediyseniz yabancı dil ve ALES girişiniz yoksa ve puanlarınız yeterli değilse başvuru yapamıyorsunuz legal olarak. Benim ALES başvurum, ALES'im var, yabancı dilim yok maalesef. Neyse. O zaman ne yazık ki başvuramıyorsunuz.
Ayşe Gülşen yazmış. Merhaba, benim bir sorum var. Bu programdan sonra hangi doktora programlarını tavsiye edersiniz? Damla bizim öğrencimiz zaten. Hocalarımız bu dönem derslerine misafir öğrenci kabul edecekler mi? Geçen dönem alamadığımız dersleri bu dönem hocalarımızın izniyle alabilir miyiz? Aydan Hoca, Neşe Hoca, Zümrüt Hoca. Şimdi önce o soruya cevap vereyim. İrem Damla bizim geçen dönem programımızı, ders programını bitirerek tez dönemine geçti. Fakat derslere tabii ki hocalarımızdan da izin alırız. Vermeyecekleri hiç düşünmüyorlar. Seçmeli derslerimize devam edebilirsiniz mutlaka ki olabilir. Hatta seminerleri de herkese açtık biliyorsunuz. Bizim seminerlerimize de çok fazla katılım oldu bu dönem. Yani bu korona pandemi döneminden sonra seminerleri online zaten açıktı seminerlerimiz herkese. Yani benim sorumlu olduğum seminer dersinden bahsediyorum. Biz onu ENGA seminerleri olarak herkese açtık. Zaten açıktı ama online'da daha çok katılım oldu. Yani 40-50 kişilik seminerler yaz boyunca da devam ettik hatta 2 haftada bir. Bu semineri de hatta o seminerlerin son semineri olarak koyduk çarşamba günleri. Dolayısıyla derslere de katılabilirsiniz. Şimdi doktora programını soran arkadaşım kendini bir tanıtır mı? Buse miydi? Yok. Ayşe Gülşen. Ayşe Gülşen. Ayşe Gül, bir sizi görebilir miyiz? Burada mısınız? Galiba ayrılmış mı? Yok. Hocam merhaba. Merhaba. Bir kendinizi tanıtır mısınız? Yani bu kişiye özel cevap vermem gereken bir durum. Bu durumda anladım. Evet. Hocam ben master'ımı Rusya'da yaptım felsefe tarihinden. Kızıma atipik otizm teşhisi koyunca dönüş yaptık ülkemize. Şu an ana dilde eğitim alması gerekiyordu. 4 yıldır yoğun eğitim alıyor. Bu süreçte otizmle ilgili gördüğüm birçok eksiklik var. Eğitimlere gidip gelirken yaşadığımız halkla olan sorunlar, gerek eğitim veren hocalardan kaynaklı sorunlar. Bunlar üzerine master programı yapmak istiyorum ben. Ama bir master yaptınız. İkinci master'ınız mı olacak? Evet, ikinci bir master yapmak istiyorum. Sonrasında bunun üzerine ne koyabilirim? Hani hangi alanda ne yapabilirim? Evet, şimdi o konuda bir şey söyleyebilirim. Bu önemli bir konu. Burada yüksek lisans yapacak bütün öğrenciler için de bu sorunun cevabı herkese özel olmakla birlikte genel bir cevabı var. Şimdi engellilik araştırmalarının Türkiye'de yüksek lisans programı açıldı İstanbul Üniversitesi'nde. Fakat doktora programı henüz açılmadı. Açılmama sebeplerinden bir tanesi de şu. Bizim bir ana bilim dalımız var Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde. Fakat ana bilim dalındaki öğretim üyeleri burada gördüğünüz farklı disiplinlerden öğretim üyeleri. Yani tek bir disiplinimiz yok. Dolayısıyla bu tip interdisipliner programların kürsüsü olmuyor. Benim fizik tedavide kürsüm var. Neşe Hoca'nın iletişimde var. İşte Zümrüt Hoca siyasalda, başka bir hoca diyelim ki spor bilimlerinde. Hepimiz kendi kürsülerimizde öğretim üyesi olarak çalışıyoruz ama bu kürsüde ders veriyoruz, yüksek lisans dersi. Şimdi bunun doktorasını da açsak yine aynı şey olacak. Yani bizim bir kürsümüz yok. Biz gerçek bir kürsüye sahip bir ana bilim dalı değiliz. Dolayısıyla biz burada doktora da açsak size daha sonra burada engellik araştırmaları doçentliği ya da engellik araştırmaları konusunda yardımcı doçentlik, profesörlük veremeyiz. Çünkü herkes kendi bilim dalı, yani yan dallarla ilgili bir sorun bu. Herkes kendi bilim dalında doçent olmak zorunda. Kendi bilim dalında doktora da şu anda doktorayı da kendi bilim dalınızda yapmalısınız. Siz şimdi felsefe tarihinden mezunsunuz. Evet. Bizim doktoramız yok ama burada yüksek lisans yapıp felsefede doktora yapabilirsiniz veya benzer başka sosyal bilim alanları var. Sosyal bilimlerle ilgili işte sosyolojide olabilir, başka bir bölümde olabilir. Fakat bunu aramanız lazım. Bu bizim öğrencilerimizin de yüksek lisansı bitiren öğrencilerimizin de karşısına çıkan bir durum. Ben şöyle tavsiye ediyorum. Mümkünse biraz önce arkadaşımızdan bahsetti Neşe Hoca. İletişim mezunu bir arkadaşımız. Bizde yüksek lisans yaptı. Doktorayı düşünüp düşünmeyeceğine karar verecek. Fakat ben ona iletişime giderek orada bir doktora yapmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü daha sonra diyelim ki akademik yaşamına devam etmeye karar verdiğinde
iletişimde doçentlik alabilir. Oradaki bir kürsüde ders verebilir. Lisans derslerini aldığı, akademik disiplinini aldığı alanda daha kolaylıkla bir kürsü onu kabul edecektir. Aksi takdirde akademik açıdan biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Sizin için de aynı şey geçerli. Farklı benzer alanlar olabilir. Ama mesela sizin çocuğunuz otizm tanılı. Siz işte özel eğitimle ilgili bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Sizi özel eğitim kürsüsü doktoraya kabul etmeyecektir. Çünkü çok farklı. Yani bizde disiplinlerle çalışıyorsunuz ama başka bir alanda, bu alanda yani özel eğitim gibi farklı alanlar bu disiplinler arası değil. Bunlar tek bir disiplin, yani tek değil tabii, uygulamalı disiplinler, tıp gibi işte şey gibi. Sosyal hizmet bu alanda çok iyi. Sosyal hizmetler orada birçok farklı. Mesela bizim Fatih Hoca sosyal hizmetlerden öğretim üyesi. Kendisi sosyoloji mezunu. Fatih Kucur hocamız bizim Refah Devleti dersinden. Sonra sosyal politika, çalışma ekonomisinde, İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkilerinde sosyal politika konusunda doktorasını yapmış. Ve sonra da sosyal hizmetlerde bir öğretim üyesi olarak şimdi orada Refah Devleti, işte sosyal siyasal bilgilerle ilgili, sosyal bilimlerle ilgili dersleri verebiliyor. Yani bu tür kadro sorunları olabilir. Dolayısıyla çok dikkatli seçmek lazım doktorayı. Eğer yüksek lisansı bitirirseniz. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Nuray İlker bir soru sormuş. İyi akşamlar demiş. Teşekkür ederiz. Örgü ve uzaktan eğitim olursa haftalık ders programı nasıl olur? Şimdi bu sene ikinci dönem, yani birinci dönemde muhtemelen uzaktan olacağız diye düşünüyorum. Benim elimdeki son resmi, yani bizim şu anda önümüzdeki son resmi bilgi şu. Yüksek Enstitü bize şöyle bir yazı yazdı. Pazartesi günü geldi yazı. Dediler ki önümüzdeki aydan itibaren 19'unda başlayacak. 19 Eylül'de başlayacak eğitimimiz. Bir ay boyunca bütün dersler uzaktan olacak. Derslerinizi yükleyin. Daha sonra da bilgi gelecek bize. Yine dersleri yüklemeye devam edeceğiz veya yüz yüzeye başlayabiliriz. Fakat benim düşüncem, benim öngörüm, bir tıp mensubu da olarak bu pandemiyi yakın takip ediyoruz. Bize zaten şöyle bir bilgi gelmişti. Ekim ve Kasım'da ikinci dalga gelecek. Biz bu ikinci dalgayı Ağustos'un ortasında bile şu anda çok yoğun hissediyoruz. Muhtemelen bu dönem, ki yine enstitüden çok yetkin bir hocam, Şebnem Sayan hocam, enstitü müdürlüğü, müdür yardımcılığı da çok yapmıştı. Hocam bu dönem böyle uzaktan gidecek diye düşünüyoruz dedi. Enstitü olarak da konuşuluyor. Ama ikinci dönemde yüz yüze olur mu bilemiyorum. Biz şu anda örgün yapacağız diye düşünmüyorum. Bu dönem böyle gidecek. Ama ondan sonraki dönem nasıl olur bilemem. Ben bu programı daha önce hocalarımıza da bir toplantı yaptım. Acaba tümüyle uzaktan eğitime döndürebilir miyiz, ne dersiniz diye de hocalarıma sordum, danıştım. Birçoğu çok olumlu yaklaşmadılar. Bu dönem bunu yine deneyeceğiz, başka çaremiz olmadığı için. Benim hala aklımda sorular var. Belki öğrencilerimizle bunu konuşabiliriz. İrem ve Ilgın burada ve Yeliz burada. Yeliz yüz yüze yaptı, uzaktan yapmadı zannediyorum. Başka sorusu olan arkadaşımız yoksa onlara bir şey sorayım mı? Sorabilir miyim yüksek? Hocam benim de bir sorum olacak. Bunun Ahmet Adar, kendinizi tanıtın kısaca. Tabii, merhaba öncelikle herkese. Ahmet Adar ben. İstanbul Aydın Üniversitesi Zihin Engeller Öğretmenliği bölümünden 2 sene önce mezun oldum. Hali hazırda özel eğitim alan öğretmenliği görevimi sürdürmekteyim. Kıymetli hocalarım, az önce bir yandan sizi dinlerken kulağım sizde, bir yandan da çalışıyorum. Bu sebepten dolayı soracağım soruya benzer daha önce soru gelmişse bu konuda sizlerden tekrar istirham ediyorum. Soracağım soru tam olarak şu: ben özel eğitim alanında spesifik olarak otizmli çocuklarla çalışıyorum. Bu bölümü tercih etmemde ve bu bölümü okumamda gelecek zamanda kariyerimde de otizmli çocuklarla çalışmak istediğim için bu konuda tavsiye eder misiniz? Anladığım kadarıyla ve sizlerin de bahsettiği gibi bölüm daha çok anladığım kadarıyla çatıdan bakıyor. Yani genel olarak engelli sorunlarına bakıyor.
Ben de biraz spesifik olarak çalışmak istiyorum. Bu hususta tekrardan sizlerden bir talep bulunmak, talebim olmakta. Şimdi bu soruya ben cevap vermek istiyorum Ahmet. Şöyle ki özel eğitimci çok başvuruyor programa. Bence özel eğitimciler bu programda biraz kendilerini çok iyi hissetmeyebilir. Çünkü eğer genel olarak engelli hakları, sosyal politika ve engelliliğin bütünselliği açısından bakıyorsanız tamam, ama özellikle otizmli çocuklarla çalışmak istiyorsanız bu program size çok uygun değil maalesef. Çünkü bizim burada özel eğitimle ilgili hiçbir dersimiz yok. Yani size otizmin çok farklı boyutlarını aktarabilecek bir hocanız yok. Siz daha çok bir özel eğitim bölümüne yüksek lisansa başvuru yapmalısınız veya Trakya Üniversitesi'nin aynı isimli bir programı var. Engellilik çalışmaları, engellilik araştırmaları Trakya Üniversitesi'nde. O size çok daha uygun bir program. Eğer özel eğitim ağırlıklı devam etmek istiyorsanız. Yani bizim de özel eğitim kökenli öğretim şeylerimiz, öğrencilerimiz oldu. Ama onlar da çok da fazla olmadı. Birkaç tane oldu ama yani onların da tezlerini daha çok eğitim hakkının ihlali açısından veya eğitim alamama açısından yaklaşıyoruz orada da olaya. Yani birazcık daha sosyal politika açısından, engelli hakları açısından bakıyoruz. Biz o perspektifi derslerimizde daha fazla işliyoruz. Özel eğitim ağırlıklı, yani eğitim disiplininin kökeninde bir araştırma sorusu varsa kafanızda, o bu programda size bir perspektif kazandırmayacak. Sorabilir miyim ben de hemen hızlı bir şekilde? Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Çok tamam. Sağ olun. Rica ederim. Kim acaba sordu? Ben Mehmet Bulut. Şu anda sesim geliyor mu? Evet, evet. Ben Mehmet Bulut. 5 sene Adnan Menderes Üniversitesi Engelli Öğrenci Biriminde çalıştım. Öğrenciyken. Memur olarak çalıştım yani orada. Hem öğrencisiydim hem memuruydum. Şimdi tarih öğretmeni olarak çalışıyorum. Ben böyle bir programla karşılaşacağımı hiç tahmin etmemiştim. Tahmin etmediğim için YDS'ye girme gereksinimi de duymadım. Görme engelliyim. Ama YDS'ye girsem gerçekten 50-60 puan çok rahat alabileceğimi düşünüyorum. Size iki soru sormak istiyorum. Birincisi, bu program gelecek yılda devam edecek mi, böyle bir yüksek lisans programı? İkincisi de yani mesela en yakın YDS'ye girsek mesela 3-5 ay gibi ya da bir dönem 6 ay gibi bile bir şans verme imkanınız olmuyor mu bize? Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Sizi dinliyorum. Kulağım tabii ki sizde. Göremiyorum sizi ama herhalde yani şey, görüntümü kapattım. Ben görüntü iPhone mu yazıyor? İsminiz de yoktu onun için. Mehmet Bulut. Mehmet Bulut. Peki, biz Mehmet Bulut hocam. Mehmet Bulut, evet. Çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Özellikle birimde çalışmışsınız. Engelli öğrenci. Evet. Biriminin de sorumlusuyuz biz aynı zamanda, ben ve Ilgın. Mehmet'le Engel Seyirciliği Derneği'nde beraberiz hocam. Berabersiniz. Peki. Mehmet, maalesef özel öğrenci bu yıl yok. Daha önceki yıllarda olsaydı seni hemen programa alırdık. Sınava da sonra girerdin. Ne yazık ki bu sene yok. İlk başını kaçırdın mı bilmiyorum. Daha önce biz güz yarı yılında da öğrenci aldık. İlk sene baharda da aldık. Bahar yarı yılında da alabilirdik ama onu da değiştirdik. Çünkü biz bundan yani çok iyi netice almadık. Yani yarı dönemde başlayınca öğrenciler bir uyum sorunu oldu. Derslere adapte olamadılar. Bizim zaten çok az sayıda öğrenci alıyoruz biz. 15 tane öğrenci alıyoruz maksimum. Yani her sene çok az sayıda öğrencimiz oluyor. Bizim amacımız öğrenciler de birbirinden öğreniyor. Onun için Neşe Hoca'nın söylediği şeye çok katılıyorum. Yani biz derslere katılan öğrenci istiyoruz. Yani sadece kenara asacak bir diploma ihtiyacınız varsa bu programa gelmeyin. Zaten sonra o diploma ne işinize yarayacak bilmiyorum. Doktoraya da çok zor gireceksiniz. Biz birazcık daha aklımda engellilikle ilgili sorular takılan, engellilik meselesinin Türkiye'de daha farklı şekilde ortaya konmasını, hakların savunulmasını, mücadele edilmesini, verilerin ortaya çıkmasını, akademik çalışmaların yapılmasını kafasında bir problem olarak düşünen arkadaşlar varsa programa biz onları davet ediyoruz. Sen de bunlardan birisin. Seneye de buradayız. Seneye muhakkak bekliyoruz seni. Evet, 60 puan hiçbir şey. Geleceğim, 75 puan alacağım, burada olacağım. Teşekkür ederim. Bunlarla çalışıyorsun. Kendinde engelli bir bireysin. Söyleyecek sözlerin var. Kafanda meseleler var. O meseleleri biz sana bir akademik perspektif veriyoruz, bir mercek veriyoruz. Ama o merceği de şöyle veriyoruz. Farklı disiplinlerden mercekler tutuyoruz. Sen o mercekleri kendi meselenle birleştiriyorsun.
kendi araştırma sorunu oluşturuyorsun ve kendi bakış açımla güzel bir çalışma yapıyorsun. Bizim böyle öğrencilere ihtiyacımız var. O yüzden seneye çok çok memnuniyetle bekleriz seni. Sınavına gir. Hatta seminerlerimize katıl. Ilgın'la bağlantıdasınız zaten. Belki Mehmet onu... aktivisttir zaten hocam. Yani evet, yani biz zaten aktivist arıyoruz. Aktivist yetiştiren programlarımız da var. O yüzden memnuniyetle bekleriz. Evet. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Sizi dinliyorum. Arkadaşlarımız var mı? İyi akşamlar. Büşra merhaba. Siz de kendinizi tanıtın lütfen. Ben İzmir Fatih Çelebi Sosyolojiden mezunum bu sene. Yüksek lisans düşünüyorum ama sosyoloji mi yoksa engellilik araştırmalarını kararsızım açıkçası. O yüzden bu program fayda sağladı bana da. Teşekkür ederim öncelikle. Ben de işte bölümün son sınıfında iki dönemlik seminer dersinde engellilik sosyolojisi çerçevesinde Wonder filmine bakmak diye bir çalışma yaptım. Kendim de zaten engelliyim. Ne yaptınız? Engellilik sosyolojisi çerçevesinden Wonder filmine bakmak. Ne filmini anlayamadım. Wonder. 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 Evet. Wonder. Bu filmi. Evet. Wonder. Sen biliyor musun Ilgın? Yok, duymadım hocam. Hayır. Peki, evet. Merhaba. Evet. Büşra, güzel bir bakış şey gibi yani konu gibi ilginç geldi. Söyle. Ne sorun? Benim alanıma girmiş hocam engellilik ve iletişim ve sinema. Evet. Evet evet sinema. Aynen hocam dediğiniz gibi hani biraz içerik analizi yapmaya çalıştım. İşte elimden geldiğince tabii lisans düzeyi. Şimdi devam etmek istiyorum. Ama şu aklımda dediğiniz gibi interdisipliner bir bölüm olduğu için ders içeriklerini de paylaştınız bizimle. Ama hani sosyolojiden bir ders göremeyince biraz üzüldüm açıkçası. Hani koymayı düşünüyor musunuz acaba? Sosyal bilimlerden var. Bir tane seçmeli dersimiz var. Onun da her zaman sosyal politik ağırlıklı Fatih Hoca'nın dersi. Onu da her zaman herkesin almasını ben özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü sosyoloji ağırlıklı dersimiz az. Bunun nedenin ne olduğunu da söyleyeyim. Çünkü sosyolojide bizde çok fazla bu konuda çalışan öğretim üyesi yok. Olsa ben çok çok arzu ediyorum. Ama Türkiye'de de çok az var biliyorsunuz. Yani Boğaziçi'nde Dikmen Hoca var. Hacettepe'de Esra Burcu var. Yani zaten engellilik sosyolojisi spesifik çalışan hoca yok. Eğer spesifik... Kaynaklar da çok sınırlıydı. Spesifik çalışan hoca yoksa zaten orada sorun başlıyor. Yani hocalar eğer spesifik olarak engelli çalışmıyorsun, sosyoloji çok geniş bir alan. Size o kadar farklı şeyler, o kadar farklı bir sosyoloji perspektif verebilir ki engellilik açısından bakmıyorsa hoca sizin o dersten fazla bir yararınız da olmayabilir. Dolayısıyla yok olmasının nedeni yani gerçekten hatta ben Boğaziçi'nden de öğretim üyelerini görevlendirebilir miyiz diye falan inceledim. Onların da öyle saati yok. Yani 14 saat gelip bu programda ders veremiyor. Dikmen Hoca kendi programına bile zaten yeterli olmuyor. Yani sayı açısından. Ama özel spesifik çalışan bir hocam yok. Ama tabii ki ileriki zamanlarda olmayacak anlamına gelmiyor bu. Haklısınız o konuda ama mesela geçen sene hukuk açısından da bir dersimiz vardı. Bu sene yeni bir ders koyduk. Gelecek senelerde de farklı öğretim üyeleri gelebilir. Mesela bizim mimari hocamız da yoktu. Bu sene mimari açıdan bir mimari fakültemiz açıldı. Göksel'in hoca bize derse geliyordu. Şimdi kendi üniversitemizden Candan Zülfikar hoca var. Spesifik olarak engelli mimarisi çalışıyor. Yani evrensel tasarım çalışan bir mimarlık Türkiye'de çok az. Yani bu alan da çok az Türkiye'de. Engellilik ve spor da çok az. Bunu mesela Banu Hoca birebir çalışıyor. Spor çalışıyor engellilerde. Yani bizim bu programda yer alan hocalar spesifik olarak alanda bu alanı çalışan hocalar olduğu için ki Kerem Hoca bir tek değildi. O da bu alana artık yöneldi. Sadece engelli hakları açısından size aktarım yapıyor. Dolayısıyla sosyoloji açısından evet biraz program şey ama mesela sosyal psikoloji konusunda da biraz sıkıntımız vardı. Bu sene onu açtık. İki tane sosyal psikoloji hocamız var. Biri nitel araştırma tekniği anlatıyor. Öbürü de direkt sosyal psikoloji anlatıyor. Yani bu disiplin arası programlarda bu önemli bir noktadır yani. Alanla ilgili hoca bulmak. Kendi alan yani sosyoloji hocası bulabilirsiniz. Ama alanla ilgili hoca bulmak o başka bir şey. Yani bu alan. Ben mesela engellik çalışıyorum. Benim
fizik tedavide bir sürü öğretim üyesi var ama engellilik çalışan çok az insan var. Yani ICF çalışan Aydan Hoca var mesela. Hani bu alanla ilgili spesifik çalışan alan hocası bulmak daha farklı. Bir müddet sonra şunu görüyorsunuz. Derslerden daha önemlisi o perspektifi kazanmak. Yani siz sosyoloji kökenliyseniz biz size bir perspektif veriyoruz. O perspektifle kendi disiplininizde ilerliyorsunuz. Zaten bu bir yüksek lisans programı. Buradaki hedefimiz şu. Sizden zaten bir araştırma sorusu istiyoruz biz. Biz kendi araştırma sorunuzla bize gelin istiyoruz. Aklınızda eğer hiçbir soru yoksa hadi bir bakayım engellilik çalışmaları, o zaman bu size uygun değil. Kafanızda bir soru varsa, engellilikle ilgili bir şey kafanıza taktıysanız buyurun gelin. Zaten takmadıysanız biz size buradan soru bulamayız yani. Çok kolay değil bu. Yani 5 kişi olsun ama araştırmasıyla, kafasında araştırma sorusuyla gelen öğrenci olsun. Biz onlara farklı bir şekilde birlikte katkıyla, onlarla birlikte bu programda ilerleyelim istiyoruz. Belki birkaç arkadaşımıza da söz veririz o kafasındaki fikirlerle gelenlere. Size örnek olur. Küçücük bir söz alabilir miyim sosyoloji üzerine konuşurken? Evet. Yani Merhaba, ben Yelda Erdoğan. Daha önceki dönemde Resajon programında özel öğrenci olarak eğitim almıştım. Büşra sosyolojiden bahsedince şimdi ben de sosyoloji mezunuydum. Programa katıldığım zaman hani ilk başlangıç zamanda hani böyle tıp terimine falan karşılaştı, biraz böyle bir şey yaşamış. Ama sonrasında hani ikinci haftaya geçmeden bile bütün derslere sosyolojiyle bir şekilde bağdaştığını zaten gördüm. Benim çalışma konum kurum bakımındaki engelli bireylerdi. Onların bağımsız yaşam hakkıydı. Bütün derslerin içinde zaten sosyolojik perspektiften sorunuma, konuma bakmayı gördüm. Hani hocalarımın da bunda çok büyük etkisi oldu. Bütün hocalarımın ayrı ayrı. Hani Resa Hocam farklı bir bölümden baktırdıysa, farklı bir pencereden baktırdıysa, hani Kerem Hocam hukuk yönünden, Zümrüt Hocanın dersi zaten hani sosyal inovasyon, sosyal girişimcilik, zaten bunlar hep toplumla iç içe olan şeyler. Bütün dersler bir yerden yani sosyolojinin içine düştü benim zihnimde. O yüzden hani sadece hani engellilik sosyoloji dersi yok gibi bakmaktan ziyade hani konuları kendi kafanızda sosyolojiye uyarlı bir biçimde görebiliyorsunuz zaten. Çok da bağdaştırdım sosyolojiyle bütün aldığım dersleri. Hani ICF olsun, bütün dersler, engellilik ve spor, o kadar yani derslerin içine girdiğiniz zaman o konuların içinde kendi konunuzu, kendi bakış açınızı yerleştirebiliyorsunuz. Bunu söylemek istedim. Bir de bizim programda bahsetmek istediğim başka bir şey var. Hocalarımız çok değerli, çok farklı alanlardan, çok değişik pencerelerden bakıyoruz konulara. Ama katılan arkadaşlar da o kadar değerli ki. Şimdi uzaktan eğitim hani pandemi sürecinde kurtarıcı olabilir. Hani sağlık tehdit edilmez, insandan gelişi kolay olur falan ama biz o ders aralarında ya da ders içinde o kadar güzel bilgiler öğrendik ki arkadaşlarımızdan. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Ben daha önceki dönemde de, daha sonraki dönemde de yani hala daha öğrenmeye devam ediyorum. Yeliz Aslan var aramızda. Biz biraz önce onunla işaret dili dersinden çıktık. Yeliz Hoca bize işaret dili öğretiyor. Oradan çıktık, buraya geldik. Yani bu programda kopmaz bir bağ oluşturuyorsunuz. Derslerden ziyade seminerler, engellilik konulu konferanslar. Yani bu bölüme girdiyseniz bir şekilde bağlarınız sıkı oluyor ve her perspektiften bakmayı da öğreniyorsunuz. Teşekkür ederim. Çıkamıyor yalnız, farkında mısınız? Yani biz öyle diyoruz. En Uygar'ın ekibine giren kalıyor burada. Hocam YDS'yi ertelediler. Çok üzgünüm. Ay inanmıyorum sana. Sana çok haberlerim var. Sonra konuşalım. Yeni bir protokol yapıyoruz engelli bakım merkezleriyle. Gerçekten. Evet. İl müdürlüğüyle protokol yapıyoruz. Evet. Sorusu olan var mı? Yoksa öğrenci arkadaşlarım var burada. Onlara söz vermek istiyorum. Reklam yapın diye değil. Eksiklerini de söyleyeyim programın. Kimden başlayalım? Ilgın en son konuştum. Yeliz'den başlayalım. Herkese merhaba. Şu an sesim geliyor sanırım. Tamam, kulaklıkta bir problem vardı. Öncelikle bu programla ve Resa Hocam'la tanıştığım için hakikaten kendimi çok şanslı hissediyorum.
Özellikle de Resa Hocam biraz önce söylediği artık özel öğrenci almıyoruz açıklamasından sonra daha da şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü hakikaten bir dönem de olsa bu programın içinde olmak bana çok şey kattı. Bakış açımı çok değiştirdi. Özellikle bu alanla ilgili. Ben işaret dili öğretmenliği yapıyorum. Tamamen tesadüfi başladığım bu meslekte işitme engellerle, sağırlarla bir arada olmak bana çok çok farklı bir dünyanın kapılarını araladı. Çünkü onların da kendi tabirleriyle tamamen farklı bir kültüre sahipler. Sağır kültürü, işitme engelli kültürüne sahipler. Onların dünyasında olmak da çok şey kattı bana. Tabii ki önceki yıllarda kendi alanımla ilgili yüksek lisans yapmayı çok istiyordum. Ama İstanbul'da böyle bir şansımız yok. Sadece şu an Ankara'da yüksek lisans programımız var işaret diliyle ilgili. Ancak engellik araştırmaları yüksek lisans programında bir dönem geçirdikten sonra iyi ki bu alanla tanışmışım dedim. Çünkü Türk işaret dili üzerine yüksek lisans yapsaydım sadece dil üzerine bir şeyler yapabilecektim. Ancak şu an tamamen genel engellilikle ilgili bir bakış açısına sahip oldum. Fikir edinme şansım oldu. Benim bu programa devam etme şansım olursa eğer tek isteğim sağırların, işitme engelli arkadaşlarımızın eğitimde karşılaştıkları engellilik üzerine bir çalışma yapmayı çok istiyorum. Çünkü hakikaten diğer engelli gruplarına nazaran eğitim engelleriyle en çok karşılaşan grup sağır arkadaşlarımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi dilleriyle eğitim alma şansları yok. Bu anda hakikaten çok sıkıntı yaşıyorlar. Çok nadir arkadaşlarımız var, üniversite mezunu olan, birçoğu liseyi yarıda bırakıyorlar ve dolayısıyla istihdam konusunda da çok sıkıntı yaşıyorlar. Belki bu alanda küçük bir katkım olur diye düşünüyorum. Hakikaten Resa Hocam'la tanışmak, bu alanla tanışmak ve bu alan içinde olmak beni çok heyecanlandırıyor. İnşallah kısmet olur, devam ederim diye düşünüyorum. Tüm hocalarımıza da sevgilerimi gönderiyorum. Sizinle tanışmak da güzeldi. İnşallah kısmet olursa derslerde devam ederiz. Çok teşekkür ederim. Peki İrem. Herkese merhabalar. Beni duyabiliyor musunuz? Ben Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. İstanbul Üniversitesi'nde İngilizce okutmanıyım. Görme engellilerin eğitimi üzerine bir araştırma yapmak istediğim için bu bölüme geldim. Hocalarımız gerçekten aldığınız derslerde size çok şey öğretiyorlar ve sizin için yani anlayış gösteriyorlar, ellerinden geleni yapıyorlar. Ama benim bir uyarım olacak bu bölüme gelen arkadaşlara. Okumaları yapabilecek misiniz? Dünya Sağlık Örgütü'nün 500 sayfalık, yani çok okuma yapmanız gerekecek. Yani öyle turist gibi gideyim geleyim seminer havasında geçmeyecek paperlar yazacaksınız. Buna hazır olun. Bu bir yüksek lisans programı. Bu Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün bir programı arkadaşlar. Hani böyle evet sadece dinlerim, derslere girer çıkarım şeklinde olmayacak. Ya ben konuşacağımızı söylediği için sağ hoca şöyle bir şey getirdim. Şimdi ben yazlıktayım. Arkada da bir teras salıncağı görüyorsunuz. Ama deniz kum güneş şeklinde geçmiyor. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Tez dönemine geçtiğim tezimi şekillendirirken bu sadece elimde yaklaşık 10 tane falan tezin çıktısı var. Tezimin çerçevesini çizmeye çalışıyorum. Yani herkes ne yapmış, ben farklı ne yapabilirim? Tabii ki kafamda bir soruyla başlamıştım ama gerçekten okumalar yapmaya hala devam ediyorsunuz ve bu dönem içinde de aldığımız her derste böyle geçecek. Yani lisans dersleriniz kadar çalışmanız gerekecek arkadaşlar. Buna hazırsanız, okumalar yapmaya hazırsanız gelin. Yoksa hani az önce de söylediğim gibi böyle takılın, kulaktan dolma. Yani siz ne çalışacaksınız? Engellilikle ilgili ne çalışacaksınız? Bir sürü okuma yapmanız gerekiyor. Kendiniz bu alanda ne kadar tecrübeli olsanız bile yeni eser, yeni yayınları okumanız gerekecek. Ben sadece böyle bir, yani bunu hazırlıklı olarak gelin, işinizi ayarlayın, ne bileyim çocuğunuz varsa hiçbir şey bahane etmeden devam etmeniz gerekiyor ki yani layıkıyla bitirin. Ama tabii ki çok şey öğretiyor size. Yani siz bir şey yaparken ya görme engellilerle ilgili bir proje yapalım diyor mesela sizin çalıştığınız birim ama bunları bilerek yapmanın ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Resa Hoca'nın giriş dersi gerçekten çok şey öğretiyor. Bölümün özeti gibi ama diğer bizim aldığımız hukuk dersleri, Fatih Hoca'nın sosyoloji dersi de gerçekten farklı bakış açılarıyla bakışlarını sunuyor size. Gerçekten ben çok severek okudum. Hala dediğim gibi çalışmaya devam ediyorum. Siz de okuma yapmayı seviyorsanız başvurabilirsiniz.
Peki, teşekkür ederiz. Mücahit, çok keyifli bir programdı. Ayrılıyor zannediyorum. Bir de Ilgın konuşsun. Sonra katılan herkes belki birkaç şey söyler. Sena burada, onu tanıyorum. Ilgın, sen de bir kısa konuş. Herkes seni tanıyor mu bilmiyorum. Ben Ilgın Aydınoğlu. İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Resavcı'yla beraber çalışıyorum. 10 yıldan uzun bir süredir. Bu programda da 2017'de ilk özel öğrencilerdendim. Sonra 2019'da da resmi öğrenci haline geldim ve zaten yani başından beri bütün derslere de katıldım neredeyse. Ve şu anda tez dönemine geçtim. Tez döneminde de çalışacağım konu kamuda engelli istihdamı, iş memnuniyeti ve kamu üniversitelerindeki engelli istihdamı üzerine bir çalışma olacak. Burada her kör, her engelli bir gün santrali tadacaktır sorusu, sorunsalı üzerinden çıkan bir konu bu. Ön lisans ve lisans mezunu olan engellilerin iş memnuniyeti, işte vasıflar uygun çalıştırıp çalıştırmalarına ilişkin bir çalışma olacak. Yüksek lisans programı bu program hakikaten birçok bilimi barındırmasından dolayı oldukça değerli ve kapsayıcı. Birçok bakış açısı geliştiriyor. Şu ana kadar 3 kör, bir tane de bedensel engelli arkadaşımız oldu. Benimle beraber toplam 4 engelli öğrenci oldu. Umuyorum daha çok görme engelli, işitme engelli, mümkünse işitme engelli ve bedensel engelli ya da diğer engellik türlerinden öğrencilerimiz olmasını değerli buluyorum. Daha çok çeşitlilik. Çünkü daha çok erişilebilirlik durumu ortaya çıkartacak. Dolayısıyla bizlerin kendisini daha geliştirmesini sağlayacak. Bu açıdan önemli. İrem'in de dediği gibi bu programda uykusuz geceler, günler sizleri bekleyebilir. Okumalar yapmanız gerekebilir. Kendi adıma beni en çok zorlayan şey okuma yapmak istediğim şeylerin metinlerin erişilebilirliği oldu. Körler açısından böyle bir durum oluyor. Ama okudukça yeni şeyler öğreniyorsunuz. Online olmasının bize pozitif yönleri şu olabilir. Daha çok katılımcı olabilir. Ama tabii az önce İriz'in de Yelda'nın da söylediği gibi ders aralarında örneğin işte İriz'in, Yelda'nın benimle iletişim halinde kalması onların körlere bakış açılarını değişiklikler sağladı. Dolayısıyla bu iletişim de çok önemli. Umarız yeni dönemde yeni öğrencilerimiz olursunuz hepiniz. Bekliyoruz. Teşekkürler hocam. Teşekkür ederim Ilgın. Ilgın benim asistanım. Yani öyle diyorum ona. Derslere de geliyor benimle beraber. Yani şimdi giderek daha fazla asistanım oldu. Birlikte çalışıyoruz. Çalışma arkadaşım yani. Ama daha ortağım değil. Bakalım ortağım olacak mısın Ilgın? Şöyle Nuray çok ilginç bir mesaj yazmış. Kağıthane'de İlkokuldaydım diyor. Benim yaşım da çok çıktı. 1000 yaşında olduğum anlaşıldı. Şimdi diyor liseyi bitirdim. Nuray bir göstersene kendini. Ben seni tanıyabilir miyim acaba? Kapatmış videosunu. Videosunu aç diyorum. Evet. Şimdi ben saate baktım. 22. Evet merhaba. Şimdi bir yerde çalışıyorsun. Bir sesin de kapalı. Aç bakalım. Buradan mı açıyorum hocam? Yanlış mı bastım? Açıldı. Evet, evet. Tamam. İyi akşamlar hocam. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Tabii hatırlamıyorum tabii yani. Zaten de hatırlasam hocam, da çocuktum diyorsun. Çok çocuk değildim aslında hocam. Ben hani ilkokuldan sonra devam etmemiştim. Ben sonra ortaokulu, liseyi, üniversiteyi dışarıdan bitirdim bunların hepsini. Biraz onunla alakalı. 2006'nın sonundaydı. Yani siz o kadar şey değilsiniz, merak etmeyin. Ben kaç yaşında olduğumu biliyorum. Bu sene 60 yaşıma bastım. Allah hayırlı umur versin hocam. Başvurmayı düşünüyor musun? Efendim hocam? Başvurmayı düşünüyor musun? Hocam ben maalesef YDS'ye ve LSE'ye girmedim. Ben daha bu sene bitirdim lisansı. Bundan... Seneye inşallah Allah kısmet ederse isterim. Yani bu bölümden de ben haberdar değildim. Geçen öyle bir hani tevafukan görmüş oldum böyle. Yani inşallah isterim. Sizin gibi faydalı olmayı, yani bizim gibi olan arkadaşlara özellikle destek olmak isterim. Başarılarınızın devamını dilerim. Çok da teşekkür ederim. İyi ki varsınız diye hocalarınıza da çok teşekkür ederim. Allah'ınız açık etsin. Çok teşekkür ederim. Hocam ben bir ekleme yapabilir miyim buradan? Şimdi bazı arkadaşlarımız da sormuşlardı.
50, evet, YDS 50 puan gerekiyor. ALES 70 gerekiyor. Bir de bildiğim kadarıyla lisans 2,5 not ortalaması gerektiriyor. Bunlar bizim belirlediğimizden çok, yani ana bilim dalımızın belirlediğinden çok İstanbul Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün belirlediği kurallar. Bunlarla ilişkili ayrıntıları Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün lisans üstü eğitim öğretim yönergesi var. Orada süreci nasıl işleyeceğine ilişkin bilgilerde yazıyor. Bunu hatırlatmak istedim açıkçası. Ben de En Uygar Say web sayfasına oradan edindiğimiz bütün bilgileri bizim programa uyarlayarak tekrar güncelledim. 2020-2021 olarak, kılavuz olarak web sayfasına koydum. Web sayfası zaten hepinizin herhalde bildiği bir sayfa. Bilmiyorsanız da www.enuygar.istanbul.edu.tr. Peki, başka söz almak isteyen yoksa programı bitirmek istiyorum. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ayrılanlar da oluyor. Teşekkür ederim. Bir fotoğraf alır mısın? Yeah. Evet, bir fotoğraf alalım. Tamam, çekmiştim. Bir tane daha çekiyorum. Tamam. 3, 2, 1. Tamamdır. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocalarıma, katılımcı olan herkese ve öğrencilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Son olarak Zerrin Hoca geldi ama biz kapatıyoruz. Bir hocaya da merhaba diyelim ve öyle kapatalım. Zerrin Ayvaz Reis Hocam, Enformatik Bölümünden. Hocam, kapatmak üzere alas mı aldık dedik, siz geldiniz. Hocam, Zerrin Hocam. Bağlanmaya çalışıyor hocam daha. Connecting diyor. Evet, bir onun da bir kısa sesini duyalım. Onun da bir sorunu vardı çünkü. Hocam merhaba, hoş geldiniz ama kapatmak üzereydik. Sizi de bir sesinizi açar mısınız? Açtım. Açtım. Kusura bakmayın geç kaldığım için. İstemeden oldu. Böyle azizlikler olabilir. Kusura bakmayın. Hocam bitirmek üzereydik, kapatıyorduk. Siz geldiniz. Birkaç dakika sizin de. 3 dakika. Hocalarımıza dedim ki ben 5'er dakika bir sunum yapın. Kendi dersinizde neler oluyor? Sizin bu programla ilgili katkınız, kendiniz. İsterseniz siz de birkaç dakika bir konuşun, sonra kapatıyoruz. Buyurun. Tamam hocam. Zerrin Ayvaz Reis ben. Engellilikte Yardımcı Teknolojiler dersi benim üzerimde bu programda. Engellilikte kullanılan özellikle bilişim teknolojileri yardımıyla engellilik için yardımcı olan teknolojilerin neler olduğu, nasıl çalıştığı, ne kadar fayda sağladığı konusunda hep birlikte öğrencilerle birlikte yapılan bir çalışmayı içerecek şekilde tasarlandı içeriği. Bu esnada bir sene bu dersi yaptık. 2 öğrencim vardı. Onlarla fuara gittik. Gerçekte neler yapıldığını, teknolojik araçları gördük. Ve bu teknolojik araçların aslında ne kadar yaradığı, ne kadar eksikliği olduğu, daha neler yapılabileceği konusunda fikir sahibi olduk. Eğer ders bu dönemde açılırsa gene benzer şekilde engellilere gerçek anlamda ihtiyaçları olduğu anlamda ne kadar ilerletilebilirse, geri dönütler önemlidir. Bu geri dönütleri vererek iyileştirme konusunda çalışma yapmak üzere yine bu derste çalışmalar yapılacaktır diyeyim. Fazla zamanınızı almayayım ben hocam. Peki, 8.30'da bitireceğiz demiştik. Sözümüzde durabiliriz. Öğrenci arkadaşlardan söz almak isteyen var mı? Zaten çoğu ayrıldı zannediyorum. Peki, katıldığınız için herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. İsteyen öğrencilerimiz zaten gerekli bütün bilgiler web sitelerimizde var. Tekrar iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Neşe Hocam. İyi akşamlar Zerrin Hocam. Hoş geldiniz. Zerrin Hocam nasılsınız? Geç kaldım. Ilgıncığım teşekkürler. Sen nasılsın? Sağ olun, ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sen bayağı bir değişim geçirmişsin. Seni kutluyorum vallahi. Bravo. Azmine hayranım. Darısı başıma diyor.